Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 17-23 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yeni ay haftasındayız. Yeni ay öncesinde hafta başı ay aslan burcuna geçiyor. Artık kapanan fazla. Bu hafta ayın ışığını görmeyeceğiz göz yüzünde. Karanlık bir ay var. Özellikle hafta başı pazartesi ve salı biraz duygusal anlamda da içe dönüşler yaşayabiliriz. Sorgulamalar yapabiliriz, gözden geçirmeler yapabiliriz. Özellikle geçtiğimiz birkaç haftayı değerlendirmek için iyi bir fırsat bu. Ve 19 Ağustos'ta sabah 5:41'de 26 derece Aslan Burcu'na yeni ayımız doğacak. Sizin için de güçlü bir yeni ay çünkü tam karşıt burcunuzda. Ve yeni olasılıklar, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Özellikle lütfen doğum haritanızı kontrol ediniz. Kişisel haritanıza bakınız. Güneş burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa. Yani bu durumda doğum gününüz 15-22 Şubat arası olmalı. Lütfen kontrol ediniz. Ve yükselen bir kovaysanız, yine yükselen burcunuz 26 derece yakınlarındaysa yeni aydan bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili yenilikler var, yeni adımlar, yeni tanışmalar, yeni teklifler var. İş birlikleri olabilir, yeni arkadaşlıklar olabilir. Tabii ki evlilik olabilir. Evlenmeye karar verebilirsiniz, evlenebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlisiniz, eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili, ortağınızla ilgili konu ve kavramlar, onun içinde bulunduğu durumlar, şartlar, hani bazı gelişmelerin olabileceği, sizin gündeminizde daha çok eşiniz ve partnerinizle ilgili konuların olabileceği bir yeni ay döngüsünü bu bize açıyor aslında. İmzalar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir. Hizmet aldığınız alanlarda, mesela bir hizmet alanında bir anlaşma yapabilirsiniz, bir sözleşme yapabilirsiniz. Bu konularda yeni ayın kapsamında olabilir. Yeni ayın ardından 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. 22 Ağustos'ta ise Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Merkür 5 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda son derece mükemmelliyetçi, detaycı, verimli bir Merkür. Para hesaplarınızı yapmak için iyi bir süreç. Gelirlerinizi, giderlerinizi şöyle bir gözden geçirin. Muhasebe işlerinizi yapın. Vergi düzenlemeleri olabilir, kredi işleri olabilir. Tüm para hesaplarınızı şöyle bir düşüneceğiniz, planlayacağınız, oradaki açıkları şöyle bir belki kapatacağınız, detaylarla ilgileneceğiniz bir sürece özellikle Merkür sayesinde adım atabilirsiniz sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşça kalın.